temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan bu fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için hükümet önlem paketleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Sahadan son durumu alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer konuyla ayrıntıları anlatacak. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile birlikteyiz. Türkiye'nin en fazla konuştuğu konu fiyat artışları. Peki bu fiyat artışları nasıl dizginlenebilir? Neler yapılabilir? Aydın Ağoğlu'ndan o son tespitleri ve fikirlerini alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Milyonlarca dar gelirli tüketicinin belini büken Ramazan ayında iftar sofrasını, sahur sofrasını etkileyen, olumsuz etkileyen gelişmeler oluyor. Şöyle bir hatırlayalım. Maliyetler arttı. Enerji fiyatları arttı. Hububat fiyatları arttı. İyi de bu doğrunun yanına yanlışları da koyup birileri vurgun vuruyor. Vurgun vuruyor, resmen vurgun vuruyorlar. Nasıl mı? Bakın size örnek veriyorum. Savaş başladı kuzeyde. O dönemde bir ay kadar önce dediler ki ayçiçek, hamyağ dolu gemilerimiz mahsur kaldı. Fiyatlar 5 litrelik ayçiçek için söylüyorum. O ayçiçek ya 100-120 lira bandında, 180-200 lira bandına çıktı. Çıktı bakan, açıklama yaptı, hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten de sıkıntı yok. Bulduk biz, raflardan önce çekilip sonra fiyatı artırılınca rafa konan ayçiçeklerini buldu tüketiciler. Hiç sıkıntı yaşamadık. Hiç yokluk yaşamadık. Ama 100 liraya aldığımız ayçiçek yağını 180 liraya aldık. Şimdi bu örnek çok güzel bir örnek. Karkas etin fiyatını kademeli olarak yükselttiler. Et süt kurumu devreye girdi. Ya neler oluyor? Allah aşkına neler oluyor? Birileri vurgun peşinde. Dünya pandemiyle uğraşıyor. Devletler büyük bütçeler ayırmışlar. Halkın sağlığını, temel ihtiyacı olan gereksinimlerini karşılamak için bakıyorum katma değer vergisini indirdi. Güzel. Birileri onu cebine attı. Olacak iş mi bu? Bu ne vicdansızlık? Sonra dedik ki ya bebek bezi, işte hijyenik pet, tuvalet kağıdı uçtu gitti, temizlik malzemeleri. Orada da 10 puan KDV indi. Elektrik dedik, KDV indi. Şimdi devlet bir şeyler yapıyor. Ama hep devlet mi fedakarlık yapacak? Bu vurguncuların en ağır yaptırımlarla karşılaşması lazım. Şimdi yine devlet babalığını yapıyor. Diyor ki 20 kalem temel ihtiyaç ürününde ben fiyatları yıl sonuna kadar arttırmayacağım. Maliyeti artan varsa onu da ben karşılayacağım. Sosyal devlet olmanın gereği bu. İnanın o şişirilmiş fiyatlarla büyük vurgun vurdular. Onların yakalanıp tepelenmesi lazım. Devletin bütçesi, o hazine millete ait. Siz de millete sunuyorsunuz. Ama gereğini de yapın. Bakın stokçu, vurguncuya şu anda mevcut ceza 6 aydan 2 yıla kadar. Bunun yatarı yok. Şimdi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyorlar. İstirham ediyoruz. Tüketiciler adına, millet adına çok rica ediyoruz. Ertelenemez ve paraya çevrilemez hükmünü koyun oraya. Ertelenmesin. 6 aysa, 1 yılsa yatsın çıksın. Ayrıca Rekabet Kurumu şu anda çok daha geniş kapsamlı bir dosya hazırlıyorum dedi. Biliyorsunuz Ekim ayı sonunda 5 zincir markette Türkiye'nin en büyük sıvı yağ firmasına 2.7 milyar liraya ulaşan bir ceza uygulamıştı. İyi de vatandaşa faydası yok bunun. Devlet de bütçesine cezalarla yapmıyor. Böyle bir amaç yok. Dolayısıyla bu tam rekabet kurallarına uymayan, başta zincir marketler, toptancılar, varsa üreticiler, bunların mutlaka tespit edilerek en ağır yaptırımları uygulanması lazım. Hocam çünkü mesela Toplumu tehdit ediyor bunlar. Toplumun beslenmesini, gıdasını tehdit ediyorlar. Topluma karşı ekonomik saldırı yapıyorlar. Hatta kimileri siyasi amaçla yapılan darbe tabirini kullanıyor. Ben siyaset tarafında değilim. Ama tüketici tarafından baktığımda gerçekten hak etmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Arz talep dengesi, efendim serbest piyasa. Ne, kim diyor bunu? Hiçbir demokratik sosyal hukuk devletinde vatandaşların temel gereksinimleri vahşi kapitalizmin acımasız kurallarına terk edilmez. Haberleşmede, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte devlet, hatta ulaşımda biliyorsunuz fiyatları kendi belirler.
üst sınırları kendi belirler. Bugün kiralar üştü, kiraların üst sınırını devlet belirlemiştir. Kanun da belirlemiştir. Öyle de olması gerekmektedir. Hocam mesela Avrupa'nın bazı ülkelerinde aynı suçu iki kere işleyen şirketlere lisans dondurma ve lisans iptali cezaları oluyor. Mesela bu 5 zincir market içinde lisans iptali veya dondurulması mümkün olamaz mı? Ben 5 zincir market için konuşmuyorum efendim. Kim yapıyorsa bu antitrust yasası diye anılan, halk dilinde öyle kullanılan rekabet kanununa 454 sayılı yasaya aykırı, 4. maddesine aykırı piyasa belirlemek için ortak eylemlere kimler giriyor, kim trust kartel oluşumuna yol açıyorsa bunlara Avrupa'daki cezalara ilaveten, onlar da bizden örnek alsın, mağaza kapatma cezası, teşhir cezası ertelenemez ve paraya çevrilemez, hapis cezası. Zaten para cezası var, onlar pire ısırığı gibi geliyor. Vatandaş da diyor ki onlar para cezası yediğinde zam yapıyorlar, bizden alıyorlar o cezaları. Yaptırımlar arttırılmalı. Mağaza kapatmak, camına afiş asıp ifşa etmek. Ha, işini doğru yapanlar, işini doğru yapmak zorunda. Büyük kar peşinde olanların ne işi var? Vatandaşın temel ihtiyacı olan bakkallığı, kasaplığı, manavlığı yapma, kırtasiyeciliği yapma. Gitsin onlar müteahhitlik yapsınlar. Arsa alıp satsınlar. Ama bu vatandaşların, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının sağlandığı piyasalarda, perakende sektöründe, orada çok daha ahi mantığıyla makul şartlarda tam rekabet ortamında çalışmaları gerekmektedir. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem katılımınız için hem paylaştıklarınız için. Bana bu söz hakkını verdiğiniz için tüketiciler çok dertli. Ben de sizlere teşekkür ederim. Mübarek Ramazanlarımda herkesin kutluyorum. Evet efendim, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile beraberdik. Fahiş fiyat artırımına dair neler yapılabileceğini konuştuk. Bu yayınla söz yeniden size.